Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 25 Şubat günlerden Salı, sizlere prematüre retinopatisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Prematüre retinopatisi erken doğan bebeklerin gözlerinde görülen en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlanmaktadır. Bebeklerin gözlerindeki damarlar doğuncaya kadar gelişir. Erken doğan bebeklerde bu gelişme tamamlandığı için doğduktan sonra da devam eder. Prematüre bebekleri yaşatmak için yüksek konsantrasyonda verilen oksijen gözdeki damarların anormal gelişmesine sebep olur. Bunun sonucunda ise damarlanması tamamlanmamış bebeklerin retinalarında kısaca ROP olarak tedbir edilen prematüre retinopatisi hastalığı meydana gelir. Erken dönemde tedavi edilmezse her iki gözde de körlüğe neden olur. Bu nedenle erken doğan bebeklerin muhakkak bir göz doktoru kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Prematüre retinopatisi en çok hangi bebeklerde görülür? Normal bir gebelik 40 hafta ya da 280 gün sürer. Eğer 37. hafta tamamlanmadan önce doğum gerçekleşirse bebek prematüre kabul edilir. 2500 gramdan az doğan bebeklerde ise düşük doğum ağırlığı bebek denir. Bu bebeklerin 3'te 2'si prematüredir. Prematüre retinopatisinin en sık görüldüğü grup 1000 gramın altında doğanlardır. Bu nedenle 1500 gramın altında ve 32. haftadan önce doğmuş tüm bebeklerin mutlaka ROP muayenesinin yapılması gerekmektedir. Yeni doğan bebekler konusunda ROP'un erken tanısı ve tedavisi uzmanlaşmış çocuk doktorları ve oftalmologlar, yani göz doktorları ile birlikte çalışılması ile mümkündür. Ayrıca bebeklerde rastlanan akciğer, kalp damar rahatsızlıkları, ağır enfeksiyonlar ve beyinde yaşanabilecek problemlerde retinopati riskini artırmaktadır. Erken teşhiste tedavi olup geç kalındığı zaman her iki gözde de körlüğe yol açabilir. Peki bebekler göz muayenelerini ne zaman yaptırmalıdır? Özellikle doğumdan sonra 4 ile 6 haftada mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekmektedir. Hafiften ağıra doğru 5 evresi bulunan ROP, yani prematüre retinopatisi tedavisinde başarı ve hastalığın evresiyle ilintilidir. İlk 2 evresini takip yeterli olup 3. evreden itibaren ise lazer ve kriyo tedavisine başlanması gerekmektedir. Çünkü hastalık en iyi sonucu 3. evrede veriyor. 4. ve 5. evrede yapılması zorunlu cerrahi müdahale ile başarılı bir sonuç elde edilmiyor. Yeni doğan tüm bebeklerin ilk 1 ay içinde göz muayenesi yapılması sadece ROP değil, birçok göz hastalığı, göz tansiyonu, göz tembelliği, gözyaşı tıkanıklığı gibi ve şaşılık gibi zamanında tanısının konması ve başarılı tedavi olanağı sağlanması açısından da oldukça önemlidir. Çocuk anestezisi, özellikle çocuk göz hastalıklarının tedavisinde anesteziye gerek görüldüğü takdirde çocuk anestezisinde uzman anestezi hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Steril ameliyathaneler çocuk hastalarda uygun şekilde dizayn edilmiş masalarda ve tek kullanımlık tıbbi sarf malzemelerle
gerçekleştirilmektedir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder hepinize. Hastalıksız, sağlık dolu, iyi günler diliyorum. Ben Doktor Hüseyin Engin Soy, hepinize sevgi dolu günler diliyorum.